Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabındaki Tümevarım test 2 testlerinden testikinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. ABCD ve ikizkenar yamuk ve EF ort taban. Ort taban olması şunların birbirine eşit olması anlamına geliyor, değil mi arkadaşlar? Evet. Peki ikizkenar yamuğu kullanmalıyım. Şuradan bir dik çizmiş. İkizkenar yamukta ne yapıyorduk? Ya köşegen ya da şu dikmeler önemliydi, değil mi? E o zaman burada bir dikinmiş arkadaşım. Şuradan da bir dikinsem ben Hocam bu dikmeler ne yapıyordu? Eşit parçalara ayırıyordu değil mi? Hem burayı hem de burayı. Peki buraya A dersem burası da A'dır. Buraya ne kaldı? 8-A kaldı. Hocam o zaman yukarısı da 8-A. Ben buradan şu ort taban çizgisini bulurum. Alt taban 8-A. Üst taban 8-A. Ort taban çizgisi de 8-A artı 8-A bölü 2 eşit olduğundan Ort taban çizgisi de ne eşit oldu arkadaşlar? 8'e eşit oldu. Yani şuradaki çizgi. Peki bir işimize yarayacak mı? Aslında tüm alanı bulabilirim ben. Ort taban çizgisi ya 3 ise burası da nedir? 3'tür. Aynı zamanda dikdörtgenden dolayı burası da 3'tür. Yukarısı da nedir arkadaşlar? 3'tür. Şimdi burası da 90 derecedir değil mi? Şöyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Şuraya A deyip hocam burası 3A. Buraya B deyip buraya 3B. Buraya C deyip buraya da 3C deyip. Toplam 4A artı 4B artı 4C'yi bulabilirsiniz. Alt taban artı üst taban çarp yükseklik bölü 2'den. Ya da üçgenlerin alanları soruluyor arkadaşlar. Tek tek alanlardan gidebiliriz. Bu yolu söyledim. Bu yoldan yapmayayım isterseniz. Şöyle ABC demeyelim. Üçgenlerin alanları. Hocam üçgenin alanı. Şurası 90 derece. A çarpı 3 bölü 2. A çarpı 3 bölü 2. Artı. Hocam şuraya da B dersem. Bu dik üçgen alan olduğu için. B çarpı 3 bölü 2. Artı. Hocam şuraya da bir C dersem. Şu dik üçgen alanında. C çarpı 3 bölü 2 eşittir. Yani 3 bölü 2 parantezinde A artı B artı C eşittir. Arkadaşlar A artı B artı C. Orta taban çizgisi. Yani kaça eşittir? 8'e. Bunun yerine 8 yazarsak 3 çarpı 8 3 bölü 2 ile 8 çarptığımız zaman 24 bölü 2'den cevap kaç çıkacaktır? 12 çıkacaktır. Yani cevabımız denizli oldu. Ertuğrul şekil 1'deki kare biçimindeki karton üzerine paralel kenar kare ve ikiz kenar dik üçgenleri çizip değişik renklere boyayıp bu şekilleri tek tek kesiyor. Arkadaşlar ne varmış burada? Kare. ikizkenar kenar dik üçgen ve paralel kenar varmış. Hocam dik üçgenler ikiz kenar. Şu dik üçgen, üçgenler daha doğrusu ikiz kenar dik üçgen. O zaman ikiz kenar dik üçgense bunlar 45-45. E o zaman burası da 45-45 oldu mu? Oldu. Hocam tamamı 90 olduğundan burası da 45 oldu. E Burası da 90, burası da 45, burası da 45. Bu da bir kare olarak verilmiş arkadaşlar. Şöyle 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 çizelim. Ve bu da üçgen olduğundan bu da 45, bu da 45 oldu mu arkadaşlar? Oldu. Şimdi 2-2 öncelikle şu küçük üçgenden başlayalım. Arkadaşlar ha bunun aslında 45 45 90 üçgeni bak buradaki dik üçgen de 45 45 90 üçgeni. kenarları bulalım burası 45 45 90 üçgende 2 ise 2 kökü böldüğümüz zaman burası kökü burası kökü oldu mu oldu kare olduğundan dolayı kökü 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 hocam x kenar dik üçgen olduğundan kökü, kökü 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 katı 2 yaptı hatta 2 2 iken 2 kökü olacak buraya da kökü mi kaldı evet burası da kökü oldu 2 kökü iken burası da 2 kökü hatta burası da 4 yaptı arkadaşlar. Her yeri bulduk mu bulduk. Sonra devam edelim bakalım. Sonra buna göre diyor şekil 2'de uçağın görünen bundan uçak daha sonra bu şekilde aşağıdaki gibi yapıştırınca uçak görünümü elde etmiş. Buna göre şekil 2'deki uçağın gövde alanı yani 1, 2, 3, 4 numaralı alanların toplamı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Arkadaşlar şunun alanı soruluyor. Bunun alanı nedir? Şunun alanı. Hocam kök 2 çarpı kök 2 bölü 2 artı. Şu karenin alanı bir kenarını kök bulduk zaten burayı. Kök karesi artı şu kırmızının alanı o da kök 2 çarpı kök 2 bölü 2 değil mi? Kök 2 çarpı kök 2 bölü 2 eşittir artı paralel kenarın alanı taban çarpı yüksekliktir. Hocam bu taban varken bu tabana ait yükseklik zaten bu kenar yapıyor. Yani kök 2 çarpı kök 2 oluyor arkadaşlar burası. Evet kök 2 çarpı kök 2 oldu arkadaşlar. Paralel kenarın alanı taban çarpı tabana ait yüksekliktir ya da böyle alan dağıtabilirsiniz de önemli değil. Hocam burası kaç yaptı? 1 artı 2 artı 1 artı burası da 2 mi yaptı? Evet. Topladığın zaman da kaç yapıyor? O zaman 6 yapıyor. Yani cevabımız böylelikle balık kesir çıktı. Şekildeki ABC'de dikdörtgen biçimindeki karton A köşesi DC üzerine gelecek şekilde katlanıyor. Evet 9 12 imiş arkadaşlar kenarlar. Katlanmadan önceki halini geri açalım ve 9 12 diye şöyle bir yazalım isterseniz. Hop açtık hop açtık. Evet hocam burası 9 iken burası 12 verilmiş. Gençler ben bunu böyle katlıyorum. 9 ise burası da 9 mu? Evet. E, ee, dikdörtgen ya burası 90 derece olduğundan üst üste binen açılar da eşit olduğundan yani bunlar 45-45 yaptı. Aa 45-90 burası da 45 yaptı. Hatta burası da 45 yaptı. 9 ise 9 ikiz dik üçgenler böylelikle çıkmış oldu. Sonra da yapmışım ben bunu böyle katlamışım. Bu arada tamamı 12 olduğundan burası kaç oldu? 3 oldu. Bak dikkat et. A üstü C3. Sonra sen bunu böyle katlamışsın. Böyle katladığın zaman bu 9 nereye geliyor arkadaşlar? Katladığın zaman bu 9 bunun üstüne binecek. Yani burası 9 olacak değil mi arkadaşlar? Buraya kaç kaldı o zaman? 6. E ben burada kaçları da 90 derece bulmuştum. Ve şurada kaç da 45 bulmuştum. O zaman burası da 45 mi? Evet. 45 90 sa burası da 45 yaptı mı? Yaptı. İkisi kenar dik üçgenden dolayı. Hatta burası da 45 burası da 45 yaptım yaptı. EF uzunluğu isteniyor arkadaşlar bizden. E arkadaşlar 45 90 sa burası da 45 6 ise 6 burası 6 kök 2. E arkadaşım 9 sa 9 burası da 9 kök 2. E burası 9 kök 2 ise tamamı buraya kaç kaldı o zaman 3 kök 2 kaldı. Bizden zaten EF uzunluğu isteniyor. Cevabımız böylelikle Denizli çıkar. Şekil 1'deki boyutları 24 ve 72 arkadaşlar 24 ve 72 olarak verilmiş. ABC'de dikdörtgeni biçimindeki bir karton D köşesine eşit uzaktaki olan K ve L noktalarına birleştiriliyormuş. Evet. K ve L noktaları. K, L doğru boyunca katlanmış. Eşit uzakta diyor ya. Şu uzunluklardan bahsedelim isterseniz. Şuraya AA A diyelim. E sen bunu böyle katladığın zaman hocam burası da A, A. Hocam ikizkenar dik dik üçgen. Niye? Çünkü burası 90 derece. x kenar. Katladığın zaman üst üste binen açılar birbirine eşit olacak. 45, 45 hatta burası da 90 derece oldu mu? Oldu. E bunun tamamı 24'tü. Buraya ne kaldı? 24-A kaldı. E zaten burası da 72. A'yı bulursak ikisini bulur muyuz? Buluruz. Ne yapacağız? Arkadaşlar isterseniz alfabet'e dalıp şu üçgenle şu üçgenle benzerlik yapın. Ama bence gerek yok. Çünkü niye? Direkt ben zaten arkadaşlar burası 90 derece değil mi? Şöyle baktığınız zaman. Evet yani şunlar birbirine paralel. Bir temel orantı oluştu mu? Gençler burada. Oluştu. Hemen 24 eksi A'nın tamamının oranı 24'e oranı eşittir. A'nın 72 oranı değil midir? Evet. Şunun da şu sadeleşince 3. 3 ile buraya çarptım. 4 kere 3 12. Evet 72 yapıyor. 72 eksi 3 a eşittir. A yaptı. Buradan 72 eşittir. 4 a yaptı. A da buradan kaç yaptı o zaman? 18 yaptı. E arkadaşım a 18 ise 18 ile x'in toplamı 72 yapacağından x de buradan 72 eksi 18 eşit olur. O da kaç çıkıyor arkadaşlar? 54 mü çıkıyor? Evet x de buradan 54 gelir. Yani cevabımız böylelikle e-dremit oldu. Yukarıdaki şekilde AD ile KY'nin kesişimi F noktasıymış. Tamam. Oranlamalar verilmiş arkadaşlar. Burası K iken burası da 2K verilmiş. ED uzunluğu K iken burası 2K verilmiş. Arkadaşlar burası da K mı K. Benim dikkatimi şu çekiyor. Kenar ortay kenar ortay. Kenar ortaylar olunca ne var? Ağırlık merkezi. Üçgen var mı? Yok. E, gel burada üçgen oluştur kardeşim. Bak ağırlık merkezini anımsattı sana. Böyle kenar ortaylar olunca ağırlık merkezi aklınıza gelsin tabii ki. E hocam şu üçgende ne oldu bu? Ağırlık merkezi oldu. Sebep kenar ortay kenar ortay. Burası ağırlık merkezi. O zaman x ise burası nedir? 2x. E biz ne yapacağız arkadaşlar? Verilen bilgiyi kullanacağız. Adam sana x sıradan buraya 2k vermiş. Aa bak burası da 2k değil mi? Evet. E şunlar da birbirine eşit. Ne çıktı arkadaşlar burada? Bir orta taban. Yani bakın şununla şu paralel mi olacak arkadaşlar? Evet. Yani 21 ise burası da 21 2 ya da 3x ise burası direkt ne olacak? 6x olacak orta tavandan dolayı. Çünkü şunlar eşit şunlar eşit olduğundan dolayı. E o zaman 3x ise burası 6x olacak. 6x eşittir 21 ise 3'e bölsen 7. O zaman burası 7 yaptı. Burayı da 3'e bölsen 2. 2x 7 ise x de buradan kaç geldi? 7 bölü 2 geldi. Yani cevap C. -han. ABC'de dikdörtgen AD4 verilmiş ve ben bunu 45 derece A köşesi etrafında döndürmüşüm. Her zaman şunu söylüyorum. Kalem anladınız siz onu. Kalem döndürdüğümde aynı kalem mi? Evet eş yapılar bunlar arkadaşlar. Yani eş yapıları kullanacaksın. Sen bunu döndürdün. 4 ise 4. Hocam 6 kök ise burası da 6 kök ki. Burası da 6 kök ki diyebiliriz. Ama açısal bir döndürmeden bahsetmiş açıyı da kullanacağız tabii ki. Hocam açıyı kaç derece vermiş? 45 derece döndürmüş. Bak bu dönerken bakın AD hop buraya geldi. Bak 45 derece döndü. Hop 45. 45. Şurada kaç 45 derece? O zaman o 45'i kullanacağım. Hocam tamamı 90. E buraya da 45 kaldı. Aha da burası da 90 oldu. Yani 45 90 ise burası da 45 oldu mu oldu? Ana 4 4 ise burası 4 kök kim oldu? Evet. E zaten bu kenar 6 kök ki. Bu kenarda 6 kök ki olmaz mı? Yani 4 kök 2 artı x eşittir 6 kök 2 olduğundan x'i buradan 2 kök 2 olarak buluruz arkadaşlar. Cevap Ceyhan En kenarlı bir düzgün çökenin bir iç açısı bu formülle bulunuyor. Tamam formülden yapabilirsiniz arkadaşlar ama ben direkt dış açıdan gidiyorum biliyorsunuz. Bu kaçgen 9gen yani 360 bölü 9 deyip dış açısını bulurum. Kaç? 40. Arkadaşlar dış açısı 40 şu uzak olan yerde yapayım da 40. O zaman iç açısı kaç yaptı? 140 yaptı. Aklımızın bir köşesinde bulursun. Direkt en yerine 9 yazıp da yine formülle de bulursunuz. Ama daha uzun çıkıyor arkadaşlar tabii ki. E, hocam bu adam bize burayı kare vermiş. Hocam bu kare 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 kare. E, kare ise açılarımız kaçar derece? 90'lar derece. 90'lar bir işimize yaramıyor. Demek ki karenin eşitlerini kullanacağım. Arkadaşlar şu bir işime yaramıyor. Bu işime yaramıyor. Bu işime yaramıyor. Ama bak bu kenar köşegen. Yani bu düzgün dokuzgende bir köşegen. Kaç kenar ayıran bir köşegen? İki kenar ayıran bir köşegen. E o zaman burada da x'e ait bir üçgen oluşturacak olursak. Bak bunu da çizdiğim zaman. Bu da iki kenar ayıran köşegen değil midir? Evet düzgün çokgenlerde eşit sayıda kenara ayıran köşegenler neydi? Birbirine eşitti. E o zaman burası çift çizgi ise burası da nedir? Çift çizgidir. Ne çıktı arkadaşlar burada? İkiz kenar. Hemen ikizkenarlığı kenarlığı oluşturalım arkadaşlar. İkiz kenarlığı kullanın daha doğrusu. Gençler burası kaç derece? 140 derece. Eyvallah. Çünkü iç açısını 140 diye bulduk. 180'den 140 çıkarsan 40. Buraya da 20-20 mi kaldı? Evet hocam. E sonra ben buraya nasıl ulaşacağım? Önemli olan şeylerden biri de bu zaten. Hocam ulaşırız. Ne var onda? Bak burada da bir üçgen var. 120 ya bunlar da 40-40 zaten. E, 120 ya bunlar da 20-20 zaten. E tamam. Bir de burada kaç kaç dereceydi? 140 derece. Bak 20'si 90'ı 20'si burada. Yani 90-20 daha 110. 20 daha 130. Buraya kaç kaldı o zaman arkadaşlar? 130'u 180'e 140'a tamamlayan açı kaç derecedir? 10 derecedir. A hocam 10 derece burada x kenar. 180'den 10 çıkartıp 2'ye böldüğüm zaman ben taban açılarını yani x'i bulurum. Çünkü x ise burası da x değil mi arkadaşlar şöyle. Ya da 2x artı 10 eşittir 180'de diyebilirsiniz tabii ki. Fark etmez. 170 bölü 2'den kaç çıkıyor? 85 çıkıyor galiba x arkadaşlar. Yani böylelikle cevap balıkesir oldu. Şekil 1'deki kısa kenarı 4 cm ve uzun kenarı 6 cm olan dikdörtgen şeklindeki kağıt A noktası C köşesine çakışacak biçimde katlanarak şekil 2 oluşturuluyor. Ne yapıyoruz? Katlanmış hali şöyle bir geri açalım arkadaşlar. Açtık. Ne oluyordu? Üst üste binen kenarlar birbirine eşit oluyordu değil mi? Hocam dörtgen burası da 4 oluyordu. Bizden x isteniyor. Şu parça ile şu parça birbirine eşit oluyordu. Sonra şu parça ile şu parça birbirine eşit oluyordu. Ve üst üste binen kenarlar da birbirine eşit olmuyor muydu? Dikdörtgenden dolayı bu arada burası da dört üst üste bina açılar da birbirine eşit oluyordu. Hocam bu açıda da bu açı eşit olacak ama karışık yerlerdeki açıları pek fazla kullanmıyoruz biliyorsunuz. E hocam ne olacak şimdi? Şurada bir z kuralı var. O nokta açısı. Çünkü açı ortaylık olduğunda karşılıklı kenarları paralel olan dörtgenlerde neye dikkat edin diyorum. Şöyle z kuralına dikkat edin kardeşim. Değil mi? Z'den dolayı nokta açısı oldu. E o zaman x e burası x oldu mu? Oldu. E, yani burası da x. Bunun tamamı 6 olduğundan buraya da 6 eksi x mi kaldı? Evet. Pisagor x'in karesi eşittir 4'ün karesi artı 6 eksi x'in karesi hisset bakayım geliyor mu 5 koyarsan 3 4 5 sağlanmıyor o zaman açacağız x'in karesi eşittir 16 artı 36 eksi 12 x artı x kare olduğundan x karelerden anay oldu 12 x attık öbür tarafa burası da kaç yaptı 52 mi yaptı evet x buradan 52 bölü 12 eşit oldu 4'e bölsen 13 4'e bölsen 13 4'e bölsen 3 o zaman cevabımız 13 bölü 3. Yani akçay oldu gençler. ABCD paraya kenar ve bu bir dikdörtgen. Dikdörtgen ise karşılıklı kenarlar birbirine eşit. 3'e 3, 3 4'e 4'ü bir yazalım. Hocam üçgen burası da ne verilmiş? 3 verilmiş. E, 3, 4, 5 üçgeni. Eyvallah. Şurası 5. Ne yapacağız hocam? E, hocam burası üçgen burası 3 üç diyebilir miyiz? Deriz ama nasıl deriz? Hemen ezbere demeyelim. Hop hocam dikdörtgen ya. Diğer köşegeni çizsek ne olur? köşegenler birbirini ortalıyor. Hocam bunlar da birbirini ortalıyor. Yani şunlar da birbirine eşit değil mi aynı zamanda? Dikdörtgende hepsi çizgi 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 şeklinde. Hocam bu bir paralel kenar değil mi? Paralel kenarda da birbirini ortaladığı için ne olmak zorunda? Burası 3 artı çizgi ise burası da 3 artı çizgi yapmak zorunda. O yüzden burası 3 olur arkadaşlar. Tamam. Bizden alan isteniyor arkadaşlar. Bitti. Niye bitti? Hocam alan dağıtalım. Şimdi burası 5 bölü 2 yap. 5 bölü 2 yükseklik falan bulup da yapabiliriz aslında ama bence gerek yok. Şurası 5 bölü 2 ya da 3'teki alan 3A ise burası tamam 5. 5 bölü 2'deki alanla uğraşmayın. 5'teki alan 5A değil midir? Evet 3'teki alan da 3A değil midir arkadaşlar? Evet. E o zaman burası 11A ise tüm alan kaç yaptı? 22A yaptı. E biz 5A alanını bulabiliriz. Dik kenarları belli olan bir üçgen. Dik üçgen. 5A alanı ne eşit arkadaşlar? 3 çarpı 4 bölü 2'ye eşit. A'yı buradan kaç bulduk o zaman? 12 bölü 2 6. 6 bölü 5 bulduk. Bizden ne isteniyor? 22 A isteniyor arkadaşlar. 22 çarpı 6 bölü 5 oldu arkadaşlar burası. 6 kere 2 12. 6 kere 2 bir daha 12. 13. 132 bölü 5 yaptı. 2 ile genişletsek bunu. O da kaç yapıyor arkadaşlar? 264 bölü 10 yaptı. Yani 26,4 mi yapıyor cevap o zaman? Evet. Cevabımız böylelikle Ceyhan oldu. ABCD kare hemen kare ve şunlara eşit vermiş. Hocam bunlar eşitse şuna bir A buna A dersen burası ne oldu? 2 A oldu. 90 derece var. Ey Eyvallah. Bak alan. Üçgende alan. Arkadaşlar hangi konuda gelirse gelsin. Bak çemberde bile gelse aynısı. Çemberde de bir üçgen alanı soruluyorsa bir üçgen alanı şekilde 90 derecede özel bir açı varsa ne yapıyorduk? Söyle bakayım. Evet. Aynen öyle. Ne yapıyorsun? Tabana ait yükseklik çizeceksin kardeşim. E o zaman burada Tabana ait yüksekliği çiz. Olay bilsin hocam. Bu tabana ait yüksekliği çizdim ben olur mu? Ha olur. Taban var mı arkadaşlar burada? Bu taban uzunluğu var mı? E yok. Niye buraya ait yükseklik çiziyorsun? Ha çıkar çıkar ama işlemle çıkar. Gerek yok. Neresi var? İki kök altı var. İki kök altıya ait yüksekliği bir çiz ha kardeşim sen de şöyle bir Çizdik. E hocam şimdi ne yapacağız? Yüksekliği bulunca soru en kolay soru. Üçgende alan kısmı en basit kısmı zaten. Yüksekliği bulacağız. Ne yapacağız peki hocam? E 90'lar havada uçuyor. Dal alfa beta'ya. Peki alfa beta. Alfa alfa 90 beta. Hocam şu üçgenle şu üçgen ne oldu benzer. A 90'ın karşısı A iken 90'ın karşısı 2A yani 1'e 2 oran var. Kolay bir benzerlik. Beta'nın karşısı o zaman burada 2 kök 6 ise beta'nın karşısı burada kök altı mı olur? Olur. İşte üçgenin alanı bak Taban kaç? 2 kök 6. 2 kök 6 çarpı yüksekliğimiz kaç oldu? Kök 6 oldu. Kök 6 bölü 2 bize cevabı verecektir. Buradan şunlar sadeleşsin. 2 kök 6 çarpı kök 6 bölü 2 yapacak pardon. 2'ler sadeleşsin. Kök 6 ile kök 6'nın çarpımında kaç yapar? 6 yapar. Yani cevap Cihan.